tabi 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular adeta şehri terk ediyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu %70'in üzerine çıkmış görünüyor. Peki İstanbul'da trafik nasıl? Hemen dönelim detaylara. Ülke TV muhabiri Ebrar Aktaş bizlere aktaracak. Ebrar, %70 trafik dedim az önce. Elbette ana arterlerde ve ana yollarda son durum ne? Senden dinleyelim. Evet Sevgi, bugün haftanın son iş günü ve 9 günlük bayram tatilinin de başladığı gündeyiz. Bizler de kameraman arkadaşım Cüneyt Şen'le birlikte Ayvansaray'dayız. Tabii bu noktada senin de söylediğin gibi şu anda %70'lerin üzerine çıktı. İstanbul'da trafik yoğunluğu %71'i gösteriyor. Tabii Anadolu ve Avrupa yakasında da trafik yoğunluğundan bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda. Ancak şunu söyleyebiliriz ki Avrupa yakasında şu an itibariyle %74'ü gösteriyor trafik yoğunluğu. Harita kırmızıya boyanmış diyebiliriz. Tabii Anadolu yakasında da bu durum %65'ler civarında. Şu an harita sarı, ancak ilerleyen dakikalarda biz buranın da kırmızıya döneceğini söyleyebiliriz. Tabii 9 günlük bayram tatili vatandaşlar için, İstanbullular için de bir fırsat oldu ve İstanbul'dan adeta adım adım, kademe kademe çıkıyorlar. Bizler de az önce söylediğim gibi Ayvansaray'dayız ve kameraman arkadaşım Cüneyt Şen'den göstermesini rica edeceğim. Burası dakikalar önce yine trafik durma noktasına da geliyor. Tabii saatler şu anda 4'ü gösteriyor. Daha hala işinde çalışan vatandaşlar var. Evlerine ya da tatil yapacakları noktaya henüz çıkmayan insanlar var. Sevgi, şunu da belirtmek gerekiyor ki Ramazan ayındayız. İnsanlar bazıları tabii oruçlarını açıp öyle yola çıkacaklar. Bu noktada tabii trafik yoğunluğu şu anda özellikle Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişlerde yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Zaten az önce de söylediğim gibi %74 civarında bir İstanbul'da Avrupa yakasında bir yoğunluk söz konusu. Yine diğer hattı göstermesini rica edeceğim kameraman arkadaşımdan. O noktada da yine %63 civarında bir yoğunluk yaşanıyor. Tabii tekrar etmekte fayda var. Saat şu anda 4 ve özellikle 5'ten sonra ve iftarını açan vatandaşlar için de iftardan sonra bu yoğunluğun giderek artacağını bizler söyleyebiliriz. Tabii şunları da söyleyelim. Haliyle köprüler de merak ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin yoğun olduğunu ve şu anda orada da haritanın, İstanbul trafik haritasının kırmızıya boyandığını sizlere aktarabiliriz. Tabii Fatih Sultan Mehmet diğer köprülerden, iki yakayı bir araya bağlayan köprülerden biri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Yine bu noktada da trafiğin yoğun bir şekilde seyrettiğini söyleyebiliriz. Hakeza şu anda zaten ekranlara getiriyor Cüneyt Şen. İstanbul'da vatandaşlar 9 günlük bayram tatilini de fırsat bilerek memleketlerine ya da farklı yerlere tatil için hareket ediyorlar. Tabii bu tatilin ilerleyen dakikalarda bu trafik, daha doğrusu tatil trafiğinin ilerleyen dakikalarda artacağını söyleyebiliriz. Tabii Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün diğer iki köprüye, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göre daha açık olduğunu söyleyebiliriz. Yine Avrasya Tüneli de aynı şekilde. Pek tabii şunlardan da bahsedelim. Bu noktada özellikle metrobüs hattı anlamında anlatmam gerekirse Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu'ya kadar trafik yoğunluğunun yüksek seyrettiğini söyleyebiliriz. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de Ataşehir'den başlayan Seyrantepe'ye kadar devam eden bir trafik yoğunluğu olduğunu aktarabiliriz. Vatandaşlar 9 günlük tatili fırsat bilerek İstanbul'dan uzaklaşıyorlar. Tabii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü az önce tekrar etmiştim. Yine orada da trafik yoğunluğu aynı şekilde devam ediyor. TEM'de de Sancaktepe ve Ataşehir arasında bulunan
noktada yer yer yoğunluk gösteriyor. Tabii pek çok bugün tabii bizler de bu noktalardan, belli noktalardan yayınlar yaptık, aktardık. Havalimanları, otogarlar oldukça yoğun. Ek seferler konuldu. Toplamda 20 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Tabii gün boyu otogarlarda, havalimanlarında bir yoğunluk söz konusuydu. O yoğunluğun devam edeceğini de bizler bu noktadan sizlere aktarabiliriz tabii. Normal günde 1500 otobüsün çalıştığı İstanbul'da bayram tatilinde gelmesiyle birlikte 2500 otobüs yollara çıkacak ve bu firmalarının da olumlu bir şekilde yansıyacağını da buradan söyleyebiliriz. Tabii vatandaşlara uyarılarda da bulunuldu. Aman dikkat tabii, insanlar uzun yola çıkanlar oluyor, kısa mesafeye gidenler oluyor. Bu noktada yine dikkat edilmesi gerektiğini de bizler aktarabiliriz. Tekrar etmem gerekirse İstanbul'da şu an itibariyle trafik yoğunluğu %70'lerin üzerine çıktı. Avrupa yakasında bu yoğunluk %74'lerdeyken Anadolu yakasında bu durum %63'ler civarında seyrediyor. Ve tabii ilerleyen dakikalarda bunun artacağını bizler de bu noktadan sizlere söyleyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.